TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl standart dışı buğday alımı yapmadığını, bu durumun çiftçiyi mağdur ettiğini söyledi. Genç özellikle çiftçilerin randevu alamadığını da ifade etti. Milletvekili Sayın Aşkın Genç, buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin standart dışı buğday alımı yapmadığını kaydetti. Genç, geçtiğimiz yıl yapılan standart dışı alımın bu yıl neden yapılmadığını sordu. Çiftçimiz her geçen yıl daha da büyük sorunlar yaşıyor diyen genç, geçtiğimiz yıl TMEO buğdayı 6600 TL'den alıyordu. Bununla birlikte standart dışı diye tabir edilen buğdayı ise 6000 TL'den almıştı. Ancak bu yıl TMEO standart dışı buğday alımı yapmıyor. Gerekçe olaraksa Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan talimat gelmediğini söylüyor dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çiftçinin ürününü almak için randevu vermediğine de dikkat çeken genç, çiftçimiz ürününü teslim etmek için randevu alamıyor. Randevu alamayan çiftçi tüccarların eline düşüyor. Böyle mi sahip çıkacağız tarıma diye sordu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le birlikte Sarıolan ilçesinde kadın kooperatifinde üretilen ürünlerin satışının yapılacağı Sar Kafe Pastanesi ve Kitap Kafe'nin açılışını yaptı. Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın birlikte el ele vererek 16 ilçede kurulmasını sağladıkları kadın kooperatifleri büyümeye ve üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sarıoğlan'da kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünlerin satışının yapılacağı kitap kafe olarak hizmet verecek Sar Kafe Pastanesi ve Kitap Kafe'nin açılışı yapıldı. Başkan Büyükkılıç açılış töreninde yaptığı konuşmada Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in büyük gayretleri olduğuna dikkat çekti ve kadınların fırsat verilince neler yapabildiklerini bu kooperatiflerde gördüklerini vurguladı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise bir başarı hikayesi yazıldığına vurgu yaptı. Vali Gökmen Çiçek, Memduh Büyükkılıç olmasaydı 16 ilçede de bu kadın kooperatifleri olmazdı dedi. Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güler de verilen destekten dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesimiyle kafenin açılışı yapıldı. Açılışın ardından Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç ile protokol kafeyi gezerek içerisindeki ürünleri ilgiyle inceledi. 20 bin metrekarelik alanın 11.700 metrekaresi yeşil alan olan Yeşil Yurt Park alanında çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi alana 3.888 adet fidan dikti. Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 20 bin metrekarelik Yeşil Yurt Park alanında yeşil alan çalışmalarını artırarak görsel bir şölen oluşturdu. 11.700 metrekare yeşil alan, 523 metre koşu parkuru bulunan Yeşil Yurt Park alanında 590 metre bisiklet yolu, 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası, 9 adet kamelya, 30 adet bank, 26 adet çöp sepeti ile 1500 metrekare alana sahip çocuk oyun grupları ve fitness alanı bulunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı'nda proje ve uygulama şefi İsmail Acıkan konu ile yaptığı açıklamada Yeşil Yurt Parkı'nın çok yakında açılacağını ifade etti. Şu anda Yeşil Yurt Parkı'ndayız. Yaklaşık 50 kişilik bir ekibimizle çalışıyoruz. İnşallah 4-5 gün içerisinde parkımızı bitirmeyi hedefliyoruz. Alanımızda şu anda 9 adet kamelyamız, yaklaşık 3500 metrekarelik bir çocuk oyun grubumuz, koşu parkurumuz, bisiklet yolumuz, bir adet futbol sahamız, bir adet basketbol sahamız olmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir. Alanımız yaklaşık 20 bin metrekare. Bunun yaklaşık 11.700 metrekaresi yeşil alan. Yani alanımızda şu anda 3888 adet fidan dikilmiş bulunmaktayız. Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, belediyenin gerçekleştirdiği ve birçok belediyeye örnek olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında müteahhitlere bilgilendirme yaptı. Melikgazi Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında müteahhitlere bilgilendirme yaptı.
Başkan Palancıoğlu, konutlarımızın çoğu sosyal donatı alanları ile birlikte tamamlanarak ulaşım, eğitim, sağlık ve altyapı çalışmaları ile birlikte yapılıyor. Kentsel dönüşümden sonra sosyal ve ekonomik açıdan mahallede büyük bir iş ortaya çıkıyor. Katılımları için müteahhitlerimize teşekkür ederim diye konuştu. Şimdi emeğe geçen başta Gökhan Kömürcü olmak üzere tüm müdürlerimiz, çalışanlarımız, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten kentsel dönüşüm birimi muazzam bir şekilde hizmet ediyor. Burada da Küçük Ali, Yazım Karabekir, Ambar ilave olarak Yıldırım Beyazıt'ı ilave ettik. Şimdi Çorakçılar bölgemiz var. Oraya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi peyzajla birlikte hakikaten Küçük Ali insanların çok memnun olduğu ve şehir merkezine çok yakın bir çalışma. Camisinden sosyal tesisine kadar hepsini bitiriyoruz. Burada ilave çalışmalar da yapacağız. Ambar'da yine çalışma eski hali bu haldeyken şimdi tamamen bitmiş durumda. Yanında camisi, sağlık ocağı. Sağlık ocağını da önümüzdeki günlerde açacağız. İnşallah o da bitmiş durumda. Yazım Karabekir şu anda özellikle ön cephe yollar, yeni yürüyüş ve alışveriş aksı ortaya çıkarttı Yazım Karabekir'de. Burada da 39 blok tamamlandı. Geçtiğimiz hafta cumartesi sağlık ocağının açılışını yaptık. Hemen arkasında kapalı pazar yerimiz var, oranın açılışını yaptık. 3 okul, 1 kapalı spor salonu bitirdik. Şimdi parkların haricinde bir de akıl tüpü ve ikinci bahar evini bitiriyoruz inşallah. Bu da yakında açılışını yapacağımız kütüphanemiz ve ikinci bahar evimiz. 21 okulluk çalışma devam ediyor. Şu yeşille gördüğümüz yer ikinci etap. Şurası birinci etaptı. Birinci etapın hemen karşısı devam ediyor. Şu anda yıkım çalışmalarımız var, anlaşmalarımız var. Yakında buranın da ihalesine başlayacağız inşallah. Melik Gazi Belediyesi Toki bölgesinde 1 kilometre uzunluğundaki yolda yol yenileme çalışması yapıyor. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin farklı noktalarında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak altyapı ve üst yapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Melik Gazi'mizin ulaşım ağını genişletmek için yol açma ve genişletme çalışmaları hızla sürüyor. Toki'de devam eden üst yapı çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yolun yenilenmesiyle vatandaşlarımıza daha konforlu ulaşım imkanı sunmuş olacağız dedi. Palancıoğlu, burada olduğu gibi ekiplerimiz diğer mahallelerimizde de ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Toki bölgemizde çalışmalarımızı kısa zamanda tamamlayacağız. 1 kilometre uzunluğu bulunan yolumuz Mimar Sinan 1. Cadde ve Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de asfalt yenileme işlemi yapılıyor. 2880 ton asfalt kullanılarak çalışmayı tamamlayacağız. İlçemizdeki yolların imar planına uygun olması için çalışmalarımızı bir yandan titizlikle sürdürüyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yolla ilgili taleplerine en hızlı şekilde dönmeye çalışıyoruz. Mahallemize kazandıracağımız yeni yollarımız tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim şeklinde konuştu. Kole Sinan Belediyesi, hava sıcaklıklarının pik yaptığı Kayseri'de larva ve sineğe karşı drone'la mücadele ediyor. Yeni alınan insansız hava aracıyla ilaçlama yapılırken çalışmaları kontrol eden Kole Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, her alanda teknolojik yeniliklere ayak uyduruyoruz dedi. Kole Sinan Belediyesi, ilçe genelinde larva ve sinekle mücadelesine insansız hava aracıyla devam ediyor. Drone'la ilaçlama çalışmalarını takip eden Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 50 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip insansız hava aracı hakkında havacılık eğitmeni Berkan Seferoğlu'ndan bilgiler aldı. Başkan Çolak Bayraktar, drone ilaçlamayla hem zaman, hem maliyetten, hem de işçilikten daha fazla tasarruf sağlayacaklarını belirtti. Evet, hayırlı günler diliyorum. Yeni bir teknolojik alet artık Koca Sinan'da çalışmaya başlayacak. Drone'la ilaçlamaya geçiyoruz. Veteriner hizmetlerimiz, Park Bahçe Müdürlüğümüz teknolojinin her imkanlarından istifade ediyoruz. Her alanda teknolojik yeniliklere ayak uyduruyoruz.
Bir diğer taraftan da inşallah bugünden itibaren veteriner hizmetlerimiz ve park bahçe ekibimiz ilaçlama faaliyetlerimizi arkamda görmüş olduğunuz dronlarla ilaçlamaya başlayacak. Sivrisinek ilaçlamasında, park bahçelerde ağaçların, bitkilerin ilaçlanmasında drone'u kullanmış olacaklar. Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel faaliyetler yapacaklar. Koca Sinan'ımız için, şehrimiz için ihtiyaç olan her alanda bu teknolojik yeniliği buluşturmuş olacağız. Ve bu teknolojik yenilikle birlikte önümüzdeki günlerde daha farklı alanlarda da bu faaliyetleri yürütmüş olacağız. Değerli izleyenler, termometrenin 38 dereceyi gösterdiği Kayseri'de sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini serin yerlere attı. Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de hava sıcaklıkları etkisini gösteriyor. Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sıcaktan kaçarak gölge yerlere sığındı. Sıcaktan bunalan vatandaşlardan bazıları elini yüzünü yıkarken bazıları da ellerinde bulunan malzemeyi yelpaze gibi kullanarak serinlemeye çalıştı. Çarşıya iş için çıktım. Fakat çok sıcak. Çocuklarla çok sıcak bunaldım. Yani özellikle işim olmasaydı çıkmamayı tercih ederdim. Yaz suyun yanında hatıra olarak, çocukların anısı olarak bir resim çekindik. Şimdi eve gitmeye çalışacağım. Böyle. Çok sıcak. Yıllardır böyle Kayseri'de ilk defa. Bugün 37. Dışarı çıkmasın kimse, gölgede otursun. Hastalar, yaşlılar. İşim vardı, bankaya geldim. Çıktım, işlerimi hallettim. Şimdi gidiyorum. Tavsiyem kimsenin dışarı çıkmaması. Sıcak havalar çarpar. Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesindeki misafirler yaz aylarının kavurucu sıcağında özenle korunup besleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince misafirlere havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra özel beslenme programları uygulanıyor. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yaz aylarında da misafirlerine en iyi şartlarda bakmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekiplerince burada misafir edilen hayvanlara buzlu meyve kokteyli veriliyor ve hayvanlar serinletiliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi hakkında bilgiler vererek yaz aylarında ne tür uygulamalar yaptıklarını anlattı. Malum Kayseri'mizde de şu anda havalar sıcak, 30-35 derece aralığında seyrediyor. Bununla ilgili de hayvanlarımızın sağlıklarını koruma adına çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Şu anda da ayı barınağımızın önündeyiz. Ayılarımıza haftanın belirli günlerinde ve belirli saatlerde sağlıklarını sıkıntıya sokmayacak derecede soğuk meyve kokteylleri, soğuk meyve suyu kokteylleri veriyoruz. Arkamızda da gördüğünüz gibi havuz başında şu an ayılarımız soğuk meyve kokteyli keyfi yapıyorlar. Hayvanlarımızın gayet rahatlar, huzurlar. Sadece bir ayılar için değil, aslanlarımızın, kaplanlarımızın, flamingolar, su kuşlarımız, diğer hayvanlarımızın da havuzları var, serinletme sistemleri var. Gayet iyi bakalım, sağlıklı. Anadolu Harikalar Diyarı'nın içerisinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 153 türde yaklaşık 1600 hayvan misafir ediliyor. Hayvanat bahçesinde gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamalar veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Hayvanat bahçesinde 10-19 saatleri arasında hizmet veriliyor. Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarını unutmamak gerekiyor. Zira hayvanlar su bulmakta zorlanıyor. Su tüketmezlerse de ölebilir, hastalık kapabilirler. Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül uyardı. Ergül, ev veya iş yerlerinin önüne mutlaka birer kap su bırakılmasını tavsiye etti. Sıcak hava yurtta etkisini giderek artırıyor. İnsanlar sıcaktan korunmak için çeşitli alternatifler bulurken özellikle öğle saatlerinde pek dışarı çıkılmıyor.
Sıcak hava sokak hayvanlarını da ciddi derecede olumsuz etkiliyor. Nitekim yeterince su tüketememeleri, telef olmalarına ya da hastalığa yol açabilir. Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül bu konuda vatandaşları uyardı. Ev veya iş yerlerinin önüne mutlaka bir kap su bırakılması gerektiğini söyledi. Evet, havalar artık çok ısındı aşırı derecede. Özellikle bu hafta daha da yoğun. Havaların ısınmasıyla birlikte sokaktaki canlarımızın da özellikle suya ulaşmayla ilgili sıkıntıları olmakta. İster istemez susuzluk, dehidrasyon dediğimiz bir takım rahatsızlıklara da sebebiyet verebilmekte sokak hayvanlarına. Onun için de buradan vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olması lazım. İşte ise evlerin önüne veya mesela iş yeri sahipleri, çarşıda olsun yani esnaf da olsa kliniklerinin veya dükkanların önüne, iş yerlerinin önüne su kabı veya apartmanların önüne sularını bırakabilirler ki bu hayvanlar da sıcak günlerde suya erişimi ve buna bağlı olarak da hastalıkların sebebiyetini azaltmış oluruz. Evet. Bir de dediğiniz gibi hastalıklar da oluşabiliyor ve telef de olabiliyor değil mi hayvanlar? Tabii ki susuzluk ister istemez vücuttaki dehidrasyon dediğimiz olayı da arttırmış oluyor. İster istemez de metaboliksel rahatsızlıklar özellikle böbrek üzerine, karaciğer üzerine bu hayvanlarda rahatsızlıklar olup ölüme de sebebiyet verebilmektedir. Tamam. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mahallenin dedesi olarak bilinen ve mahalle sakinleri tarafından sevilen 71 yaşındaki adam, oyun oynayan çocuklar tarafından evinin önünde ölü olarak bulundu. Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Damak Sokak üzerinde meydana gelen olayda oyun oynayan çocuklar yalnız yaşayan 71 yaşındaki Selahattin Ç'yi evinin önünde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Selahattin Ç'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı şahsın mahallenin dedesi olarak bilindiği ve mahalle sakinleri tarafından çok sevildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin Kocaeli ilçesinde inşaatta çalışan mobilya ustası uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Koca Sinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Işkın Sokak üzerinde bulunan bir sitenin inşaatında meydana gelen olayda mobilya ustası OK, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan OK, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri de inceleme yaptı. Kaçan şahsı yakalamak için de çalışma başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 40 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede son bir haftada ekiplerce yapılan çalışmalarda 40 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak 54 şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de hızlı ve çevik olmalarıyla tanınan motosikletli polisler, yaptıkları uygulamalarla suça ve suçluya geçit vermezken vatandaşlara da güven veriyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri büro amirliği ekipleri suça ve suçluya geçit vermemek için çalışmalarını sürdürüyor. Dar sokaklarında bile hızlı ve çevikleriyle tanınan yunuslar şehirde sokak sokak gezerek vatandaşlara güven verirken suçluları da korkutuyor. 2023'ün ilk 7 ayında da çalışmalarını sürdüren ekipler 66 tane ateşli silah, 2 adet kesici derici alet, 616 gram uyuşturucu madde ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 98 kişiyi de yakaladı. Ayrıca 2 adet de çalıntı oto bulundu. Kayseri'nin Kocaeli ilçesinde kooperatif üyeleri 23 yıldır evlerini teslim alamadıklarını öne sürerek mağdur olduklarını iddia etti.
Koca Sinan ilçesi Erkilet mahallesinde Uydukent Yapı Kooperatifi tarafından 5 blok halinde yapılan dairelerden 4 bloğu üyeleri teslim edilirken 40 dairelik bir blok ise teslim edilmedi. Teslim edilmeyen blokta bulunan daire sahipleri ise 23 yıldır evlerine kavuşamadıklarını iddia etti. 5 blok teslim edildi. Teslim edilirken de kooperatif başkanı teslim etti üyelere dedi ki İşte şu kadar maliyet çıkardı, şu maliyeti verirseniz ben size tapuyu vereceğim diye onlara bir vaatte bulundu. Onlar da mecburen o parayı vererek herkes o oturan şu an oturan şahıslar dayaları aldılar. Alınca bizim son blok olarak bu D blok kaldı. D bloktan da teslim olan üye arkadaşlar bizim bu D bloktaki paralarını vermeyince bizim de bu D bloktaki üyelerimiz de kooperatif bitmedi. Bitmeyince de burası 3 tane inşaat mühendisi değiştik geldi geçti. Hepsi şu an bir türlü bitmedi yani. Hatta şu anki burada üye olup da dairesi olmayan şu an burada 4-5 tane burada arkadaşlarımız var şu an. Onların iç evi yok yani. Daireler satılanlarda. Daireler satılmış. Adamlar burada üye ama adamların daireleri yok. Bunların, o bir dairelerde icra konmuş. Bunların hepsi de 98'de noter zorunda çekilerek bunların hepsinin yeri belliydi ama şu an hepsi karmakarışık oldu. Daireler satılmış. Kooperatif başkanı o notere uymayarak herkese değişik daireler vermişler. Benim mesela şu anki dairem farklı bir dairem. Daireler satılmış, icralar çoğalmış. İcralar da çoğalınca ister istemez müteahhit de para almadığı için yapmak istemiyor. Kooperatif başkanı yok şu an. Yani tam buraya aşağı yukarı 23 sene bitiyor. 23 sene beri bu kooperatif bitmedi. Telefonlara bak. Bitmiyor da. Telefonlara ulaşılmıyor. Yani, kaç mağdur var burada evini alamaya? Evlenme yani. Şu an burada 3 tane arkadaşımız var. Buraya yolup da 3 tane şu an burada arkadaşımızın bu binada kaç tane? Bu binada D blokta 40 daire var burası. 5 blok yani her blok 40 daire. Temelden üyeyim. 36 ay anlaşmamız noter anlaşmasıyla 33 milyara teslimiyet olacaktı. 90 milyon para ödedim. 30 senedir, 25 senedir adamlar oturuyorlar. Ben daha oturduğum yok evimde. Evimi alamadım teslim. Oturanlardan da şikayetçiyiz. Biz onlara adet ödedik. Onlar gitti oturdular, biz oturamadık. Değerli izleyenler, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Mezuniyet töreninde konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet'in 2. yüzyılına girerken en önem vermemiz gereken konunun eğitim olduğuna inanıyorum dedi. Abdullah Gül Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Burada bir konuşma yapan Gül, eğitimin önemine değindi ve Cumhuriyet'in 2. yüzyılına girerken en önem vermemiz gereken konunun bu olduğuna inanıyorum dedi. Gül konuşmasının ardından dereceyle mezun olan öğrencilerin plaketini verdi. Eğitimin her şeyin önünde geldiğini burada defalarca hep söylemişimdir. Eğitime yapılan yatırım en iyi yatırımdır. Bir aile içinde böyle, bir şehir içinde böyle, bir ülke içinde böyle. Eğitimin sadece istatistiklerle de övünmememiz gerekir. Eğitimin içeriği, eğitimin kalitesi, eğitimin niteliği bu her şeyin üstünde. Vasat bir eğitim, vasatta birleşen bir eğitim sistemi bu hiçbir zaman iyi netice vermez. Bugün üzülerek böyle bir tehlikeyi görüyorum. Geçen senede üniversite imtihanlarının neticelerinin belli olduğu bir dönemde mezuniyet töreni yapılmıştı ve söylemiştim o zaman da. Neticeleri eğitimciler, gazeteciler, bilimde uğraşan insanlar analiz ediyorlar ve yazıyorlar. Baktığınızda bu neticelerin geleceğimiz için bizi çok
ümitlendiren neticeler olmadığını görüyoruz. Matematikte, fen bilgilerde, kendi ana dilimiz Türkçe'de ortalama neticelerin arzu edilenin çok gerisinde olduğunu görmek bize bir alarm gibi olması lazım. Onun için uzun vadeli tedbirlerin alınması ve ciddi analizlerin yapılması ve bunlara dayalı politikaların geliştirilmesi gerekir. Unutmayalım ki bir ülkenin nüfusunun büyük olmasıyla övünmek çok bir şey ifade etmez. Eğer nüfusunuz nitelikli bir nüfussa o zaman onun anlamı var. Nitelikli olmayan nüfus sadece tüketici bir nüfus olur ve yük olur aslında. Onun için bu konular ülkemizin de en önemli meseleleri. Bazı meseleler var ki siyasi irade varsa süratli bir şekilde yapılabilir. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 3 bölümden 278 öğrenci mezun oldu. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni vardı. Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden 278 öğrenci mezun oldu. Törende konuşan Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi kurulduğu günden itibaren dünyada etkin çalışmalarla kendinden söz ettiren önemli bir üniversitedir dedi. Erciyes Üniversitesi kurulduğu günden itibaren hakikaten kendi hedeflerini, kendi feyzini Erciyes'ten alarak ilerleyen ve bu doğrultuda sadece şehrinde değil, bütün Türkiye'de ve bütün dünyada etkin çalışmalarla kendinden bahsettiren önemli bir üniversite olarak görevine devam etmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Mürevvet Başerse konuşmasında fakültelerinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi vererek mezun olan öğrencileri tebrik etti. Lisans eğitimini daha önce yüksekokul olarak yürüten fakültemiz 2010 yılında kurulmuştur. Bugüne kadar 1864 hemşire, 887'si diyetisyen ve 263'ü ebe olmak üzere toplam 3014 mezun verdik. Bugün burada 205 hemşire ve 73 diyetisyenin mezuniyetine birlikte şahitlik ediyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Konuşmaların ardından dönem birincisi Merve Safa Altuntaş mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Tören, mezun öğrencilerin yemin etmesi ve diploma takdiminin ardından sona erdi. Spordaki gelişmeleri aktaracağız şimdi değerli izleyenler. Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kayseri Spor iki hazırlık maçı yaptı. İstanbul Spor'la Gençler Birliği'ni mağlup eden Sarı Kırmızılı takımın son rakibi ise Konya Spor olacak. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan Sarı Kırmızılılar iki de hazırlık maçı yaptı. Kayseri Spor ilk hazırlık maçını 19 Temmuz günü İstanbul Spor'la oynadı. Sarı Kırmızılı takım bu maçı 3-2 kazandı. Hazırlık maçının ikincisi de Gençler Birliği ile oynandı. 26 Temmuz Çarşamba günü oynanan maçı da Kayseri Spor 1-0 kazanmasını bildi. Sarı Kırmızılı takımın golünü Ethem Balcı kaydetti. Hazırlık maçında 2-2 yapan Kayseri Spor son maçını da 31 Temmuz Pazartesi günü Konya Spor'la oynayacak. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.